Var ya, şu anda ormanın üstünde bildiğiniz ağaçların tepesinde. Hadi make it 40 ya. Vay vay vay. İşte bu çok güzeldi. Şuradan anlarsınız ne kadar yüksekte olduğumu. Ona hayvanmış ya, ne oldu? Snake. Ondan dikkat edin demişler. Üçüncü köprüye geldik. Ortası öyle sallanıyor işte, ben sana diyordum. Oo, çok güzelmiş. Aa, çok yağıyor. Baba! Costa Rica'dan herkese selamlar sevgili dostlar. Otelimizden çıktık. Bugün sizi harika yerlere göstereceğim. Bizim de daha önceden gitmediğimiz bir coğrafya. Günlerdir yağmur yağıyordu. O yüzden pek rahat gezememiştik. Bugün hava birazcık daha iyi. Şimdi motor kiralamaya gidiyoruz. Buranın en meşhur Hanging Gardens dedikleri bu volkanik dağın yanındaki efsane güzel ormanın olduğu bir coğrafyayı gezeceğiz. Sonra da burada böyle termal suların olduğu bir yer var. Motorla oralara gideceğiz. Bölgeyi size gezdikçe göstereceğim. Hadi bakalım, size iyi seyirler. Bize de iyi geziler olsun. Markete girdik. Su mu bir şeyler alıyoruz, abur cubur. Bir tane böyle tuzlu bir şey olsa daha iyi. Şekerliler çok bayıyor. Su falan alacağız, abur cubur alacağız. Çünkü gideceğimiz yerde hiç böyle tesis yok diye biliyoruz. Ne alsak nesi be ya? Böyle sal yazandan al, sal. Üzerine salt yazıyor ya. Daha minik bir şey olsun. Yine dolu vanilyada. Hepsi içinde dolu. Hep bokita var burada. Şu var işte ya, önümüzdeymiş. Orijinal. Al, orijinal tat. Gel bir soralım tuzlu mu diye bu. Is this salt? Ha gayret olsun. Müthiş şeker. Avamızı da koyalım. Yemin ederim un dos tres ava diyerek Amerika'yı gezdik ya. Sıfır İspanyolca. $2,404. Şundan bir sakız, bir su. 4 Amerikan doları. Hadi vamos. Gideceğimiz yer şu Arenal Volkanik Dağı. 1960'larda falan en son patlamış. Şu an aktif değil. 2010 yılına kadar da bölgede şey izleri varmış bu volkanik patlamanın. Ama artık her şey donmuş. Bölge çok zengin bir bölge. Ve burada sadece 2 tane motor kiralayan yer var. Bir tanesi bu. Bakalım gel Nesibe, şuna bak kaç para diyecek. 40 da en son ama. Belki bir güzellik yapar. Aslında böyle bir şey de kiralayabiliriz ha. Bak bu keyifliymiş. Hola hermano. Todo bien? We want to rent a motorbike. $85. One person. $85 bir kişi. Abicim siz ne yaptınız ya? Gözünüzü sevdiğimin ya. Kolay para kazanma yolu bu, yemin ederim. Amerikalılar gelsin yeter. O $185 nesi be? Bir kişi mi? İki, per person. No, for two people. Two people. 3 hour. Yine pahalı. Good tour, tabi good. Abi anlatıyorsun da biz alıcı değiliz. Ha dağları gezdiriyormuş. 1000 metre de altura. En yüksek. 1000 metre. 6 saate $35. Per day $40. Yani sabah 8'de alıp akşam 5'de bırakırsam $40. 24 saatlik yaparsam $45. Hani gece zaten duracağı için. Hmm. Akşam gezemeyeceğim için. Hadi make it 40 ya. Make it 40. Per day, okay? For 24 hours. Yeah, but... Yeah, no problem. Okay, which one? Oh, öyle mi diyorsun? Bunu ben süremem. Bunlar bir de bu daha geniş oturma yeri. E bunun altı falan da şey. Yeri evet, var yağmur yağarsa. Hadi kiraladık. 45'ti, 40'a indi. Düşünün bir günlük Amerikan doları. Bu ülkede insanların günlük kazancı $15-20. Ve bu halk şurada bir şurada restoranda yemek yiyemez. Mümkün değil yani. Kartımı verdim. Pasaportun fotoğrafını istediler. Form doldurtuyor şu an ablamız. Okay. $500 da depozito veriyorum. $500 Amerikan doları. Yeah, I know. I have also got a motorbike. No worries. Diyor ki her şeyini çekin diyor. Eğer bir zararı var mı yok mu bakın. İade ederken de yarın ona göre bakacağız diye. Klasik ya işte. Yoklama çekelim. Daha binemedik motora değil mi Deniz? Çok sıcak. Yıkadı üstünü abi. Üstünü yıkadı. Havada öyle bir nem var ki şu anda. Tipimden de görüyorsunuzdur. 3-4 saat sonra hiç şaşmaz muhtemelen yağacak. Böyle çöküyor çöküyor da akşamüstü bir geliyor yağmur, böyle sel alıyor. Ama hazırız, hadi gidelim artık. Gidelim.
Şu an çok şanslıyız çünkü hava çok güzel. Açık, güneşli. Ama her an şu an 10 saniye içinde bile yağmur yağabilir. Dün öyle olmuştu mesela. Biliyorsunuz. Çok fena yağmur yağmıştı. Allah'ım ne olur motor kiraladık 40 dolara. Şu 40 doların hakkını verelim ondan sonra yazdık. Tabii beklenen oldu ve yağmursuz olmaz. Bayağıdır ıslandım. Şimdi sığındık buraya. İnşallah diner. Şu an buranın yağışlı sezonu olduğu için böyle Mayıs'tan Ekim'e kadar böyle yağmurlu oluyormuş. En yoğun dönemi de turistik olarak kışınmış. Aralık, Ocak gibi. O zaman daha güneşli oluyormuş. Bizim şansımıza böyle inşallah dinecek bakalım. Şöyle suyumuz falan var. Yağmurluklar olmasa zaten yandık. Her şeye rağmen yağmurun kokusu da bir başka güzel valla. Kaldığımız oteldeki insanlar o kadar iyi, güzel insanlar ki yani bize adam yağmurluk verdi dedi ki siz o çikita muzu falan geçin. Onlar dedi hep commercial, ticari dedi. Bu muz dedi bizim hiçbir katkı maddesi kullanmadan kendi muzumuz dedi. Muhteşem. Şeker gibi. Hiç bu ortasında bir şey sanki var böyle mı? Çocukluğumuzun muzu gibi değil mi tadı? Evet. Bugünkü öğle yemeğiniz bu gibi. Hadi din artık be. Bize izin ver de gidelim be kardeşim. Vallahi bir şekilde motora atladık geldik. Bu Hanging Bridge dedikleri meşhur bir yer var. Ülkede en önemli görülmesi gereken yer burası. Bir numaraymış. Doğa konusunda cennet diyorlar. Şimdi biletimizi alıp içeriye gezmeye başlayacağız. Böyle ormanın içinden üstünden böyle köprülerle dolaşabiliyorsunuz. Size de şimdi gösteririm. Manzaralar harika olacak. Hazır olun. 27 per person. 27? Yes. Dollars. 27 dollars. Yes. Oha. 27 dolarmış. Was it 15? Or for the national people. Costa Rican people. Ha, for tourists 27. Yes. Sadece buraya girmek 54 dolar para ödeyeceğiz. Mecbur vereceğiz. Okay. Hadi başlayalım. İçeriye girelim bakalım. Vay vay vay. Sağımızda ülkenin o meşhur, görüyorsunuz arkadaşlar, Arenal volkanı var böyle bulutların içinde. Çok güzel görünüyor. Bakalım nasıl olacak ya. Bayağı keyif alacağız bu geziden. Girdik içeriye. Biletimizi verdik. Tukanlar var. Bunların milli kuşları. Şanslıysanız görürsünüz dediler. Sloth diye yavaş hayvanları var. Onlar da şanslıysanız görürsünüz dediler. Böyle bir 1,5 saat dolaşınca bakalım ne çıkacak karşımıza göreceğiz. Yanında gördüğünüz insanların çoğu Amerikalı turistler. Onların en çok bu coğrafyada geldiği ülkelerden birisi. Hem güvenli hem de bölgedeki yaklaşık 500 bin farklı canlıyı ülkedeki görebilme şansları var. Dünyadaki canlıların %5'i Costa Rica'da yaşıyor. Yaklaşık %30'u alan arazi olarak ormanlarla kaplı. Bir tarafı Atlantik, bir tarafı Pasifik Okyanusu. Çok zengin bir ülke habitat olarak. O yüzden özellikle doğa severler buraya geliyormuş. Dünyada mesela en çok kuş çeşitliliğinin olduğu ülkelerden birisiymiş. Böyle geliyorlar, bitki bitki geziyorlar. Bu geldiğimiz Mistico Arenal Hanging Bridge Park haritasını koymuşlar. Şimdi buradayız. Böyle dolana dolana gideceğiz bakalım köprülerde. Mesela burası bu kadar uzun mu ya? 3.2 kilometre gideceğiniz evet, diyor. 2-3 saatlik bir yol yürüyeceğiz şu anda. Ben terlikliyim. Hadi bakalım. Sen neden terlikle geldin ya? Adamlar çalışıyor harıl harıl. Buradaki karıncalar küçücük gibi görünebiliyordur belki ama oldukça büyük kırmızı karıncalar. Şöyle yukarılara çıkıyoruz. Çıktıkça artık doğayla iç içe. Ağaçlar bile bütünleşmiş adamların yaptıkları koruma için. Aa, gel, bir şey gördüm. Ne gördün? Kuş mu? Hayır, hayvan. Aha ne gördün? Nesibe bir şey gördü. Çok yaklaşma, çok yaklaşma. Şurada. Ne onlar? Bilmem. Aa, bunlar uyuyan hayvan olmasın? Yok değil onlardan. Onlar uyurdu değil mi? Ana rakun mu acaba bunlar? Ay nasıl? Çok şanslı. Aha gidiyorlar. Bolca görecekmişiz zaten buralarda. Nesibe özellikle ağaçlara bak. Sloth şu hep uyuyan milli hayvanları var ya. Onlardan görebiliriz.
Burada çok hayvan görmemiz lazım. Yaşayan ya bir sürü. Az önce gördüğümüz hayvan. Ha, yok. Canlı varmış. Hatta diyorlar ki lütfen sessiz olun, doğanın sesini dinleyin diye şey koymuşlar. Levha. Biz ne yapıyoruz? Bir hayvan gelince çığlık atıyor. Ama girişteki çığlık bu. Özür dileriz, bizim hatamız. Bundan sonra daha sessiz olacağız. Heyecanımıza verin. Parkın içinde böyle dinlenme alanları ve fotoğraf çekmek için yerler de yapmışlar. Çok güzelmiş ya burası. Harbi iyi ki geldik. Hafiften yağmur yağıyor. Daha yeni başladık bakalım. Nem çöktü ama yağmur yakındır. Sağanak yağmur. Nasıl bir meyve ya? Domatese benziyor. Yenir mi? Hadi bir yememeyi tat. Yememeyi tercih ediyorum. Köprünün başına böyle bölgede yaşayan canlıların, görebilme ihtimaliniz olan canlıların fotoğraflarını koyup bilgilendirmişler. Küçücük küçücük şelaleler akıyor. Ama öyle ağaçlar var ki dostlar. Yani 50 metre yukarıya gidiyor belki ve ağaçların arasından da sarmaşıklar uzanıyor. Her yerde bambular var. Gerçekten hani böyle sık ormanın içinde yürümek böyle bir yerde olsa gerek diyorlar. Susadık. Bayağı tepeye çıkmaya başladık. Sanırım en güzel noktalardan birine geldik. Bu rota 700 metrelik bir yürüyüş parkuru ama öyle güzel bir köprüye çıkartıyor ki sizi tepede. Bütün bölgeyi görüyorsunuz. Onlardan birisinin bu olduğunu tahmin ediyorum. Biri bu. Hatta bak devam da ediyormuş herhalde. Of, filmlerdeki gibi. Desene gel. Sağlam sallanıyor. Var ya. Şu anda ormanın üstündeyim. Bildiğiniz ağaçların tepesinde. Wow. İşte bu çok güzeldi. Harika yere geldik ya. Sesimden anlıyorsunuzdur. Şöyle bir yanda da volkan manzarası. Nesko'da geliyor. Bayağı sallanıyor. Bayağı sallanıyor değil mi? Sen gel yine biz diske etmeyelim pek. Vamos. Abi şuradan anlarsınız ne kadar yüksekte olduğumu. İnsan bir yandan da şöyle tutunmak istiyor sağlam sağlam. Çünkü oldukça yüksek. Karşı tarafa geçiyoruz. Nesime sallama. Ben korktum. Bana bu kadar yeter. 50 metre falan karşıya geçtik. Bir yandan da gök gürültüsünü duyuyor musunuz? Yağmur geliyor. Şuradan gidelim. Karanlık geldi. Costa Ricalılar doğayı o kadar çok seviyor ve önemsiyorlar ki para birimlerinde ülkenin önemli hayvanlarının fotoğrafları var üzerinde, banknotların. Bununla beraber ülkede avlanmak yasak. Ya o kadar takdir ettim ki bu konuda çok katı kuralları var adamların. Costa Rica'ya geldiğinizde özellikle doyarsınız demişti birçok takipçim. Haklılarmış. Hep böyle ya. Bütün ülke böyle. Bir yanda okyanus kenarında masmavi deniz, turkuaz deniz. Öbür yanda yemyeşil ormanlar. Ve çok da güzel korunmuşlar. Tertemiz, pırıl pırıl. Daha bir tane çöp görmedim arkadaşlar. Bir tane. Böyle 5-6 tane köprü var. Ne kadar yüksekte olduğumuzu şu ağaçlardan anlayabilirsiniz. Vay be. Çok güzel yapmışlar burayı arkadaşlar. İnşallah izleyenlere de güzel rehber oluyordur. Başka ülkelerde de benzerleri kesinlikle vardır ama burası bayağı başarılı çıktı. Hadi Nesibe, karanlığa gir. Baksana karşısı yine kapkaranlık. Orman o kadar sık ki şu karanlığa doğru gidiyoruz. Of, çok güzel görüntü oldu. Sağdaki ağacın kolunluğuna bak. Nesibe çok sallıyorsun. Yarısı bitti parkın. Diğer tarafına geçiyoruz. Burada uyarı varsa arılarla ilgili genelde. Aa, sincap var, sincap. Şurada. Şurada bak, ses çıkarma. Bak. Ne bize bakıyor. Muhittin. Aa.
büyüdü beni. Did you guys see any toucan? I've just heard some. Yok mu? Oh yeah, yeah, look. Ona yılanmış lan o, snake. It's a snake, yeah. Allah! A viper. Ondan dikkat edin demişler. Şurada. Yatıyor. What kind of snake is it? It is called Ferdinand's. Wow. One of the... No. Vallahi, I didn't realize if you hadn't shown me yeah, that. Yeah, I saw you were looking at this. That's why they put this precaution, uh-huh, right? Ha, o yüzden önlem şeyi varmış. Thanks, man. Sure, you're buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pura vida. Thank you. Bak yine pura vida dediler yani. Pura vida, mutlu ol, mutlu yaşa. Onların şeyi, milli söylemleri gibi düşünebilirsiniz. Üçüncü köprüye geldik. Yavaştan da yağmur başladı. Bunun açısı daha güzelmiş. Keşke Volkanik Dağ'ın da manzarasını görebilsek. Şu an bulutlar kapladı ama yine de çok güzel görünüyor. The sooner the better, they all want to go. We dance till the morning, we dance till we drop. When morning starts rising, we leave them. Allah! Şu anda var ya, çok zorlandım. Arka tarafta başkaları bindi. Onlar da binince inanılmaz şu an beşik gibi ya, sallanıyoruz. Çektim az daha ya. Dikkat et, dikkat et. Nasıl düşecektin? Ne şakası mı var? Yürü. Yine bir karanlığa geldik bakın. Dışarısı ne kadar aydınlık. Ormanın içine bir giriyorsun. Artık tam yağmur ormanı. Sık. Aa, yol bitti. Hadi bakalım. İşte bizim aradığımız kuş bu. Puente tucan. Valla inşallah görebiliriz bir yerlerde ya. O kadar güzel ki gagası. Herkes bunu arıyor ama bu kadar sık bir ormanda görmek pek kolay değil. Anca belki rehberle görebilirsiniz. Şanslıysak görürüz, ne diyeyim. Şuradan başladık, böyle sırasıyla numaraları takip ettik ettik. Kaça gelmişiz Nesibe? 11'e mi? 11. Kaç tane vardı? 20 tane var. Yani yarısından çoğu bitti. Şimdi yine o asma köprülerden birinden geçelim. He, aşağıda şey varmış. Şelale. Şelale. Ona gidelim, gel önce. Sesi geldi. Meşhur şelaleleri buymuş. Ufakmış bu ya. Nesibe. Hola. 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 Oh, serinliği geldi be Allah'ı. Böyle bir şelaleleri var. 10 metre ya var ya yok sanırım. Vallahi şelaleyi gördünüz işte. Birçok yerde daha güzellerini gördük ama rotanın üzerinde olması iyi oldu. Böyle bir içimizi ferahlattı. Şu an inanılmaz da nem çöktü. Artık geri dönüş yolundayız. Bakalım daha başka ne göreceğiz. Ne kadar yüksekten geldiğimizi şuradaki köprüden anlayabilirsiniz. Şimdi artık geri dönüş yolunda... Ya Nes! Çocuk gibi sallama ya! Allah'ım oğlum! İnşallah döneceğiz bakalım. Hadi yürü yürü. Çocuk gibi ya. Çocuk kız. Ağacın üstünden gidiyoruz. Nesko dikkat et. Ortası öyle sallanıyor işte. Ben sana diyordum. Hani şu an canlı canlı görüyorsunuz arkadaşlar. Nereden baksan aşağısı 50-100 metre. Az önce şey diyorum Nesibe, ya diyorum aşağıda düşünsene Jurassic Park, hani var ya o filmleri. Dinozorlar var mesela, sen böyle köprüden gidiyorsun, böyle bir fantastik bir ortamda olduğumuz için bize o anı hatırlattı nedense. Bu arada artık arkadaşlar arkamda gördüğünüz köprüyü geçince turumuz bitti. Hayırlı olsun. $27 eder mi? Yorumlara siz yazın. Kişi başı $27 yani. Ben dünyada birçok yerde milli park gördüm ama yani 27 değil de sanki 7 falanlık bir yer bence. Gençler çok güzel dolaştık. Az önce küçük bir heyecan yaşadık. Bu ülkenin ne kadar güvenli olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Motorun üstünde bırakmışım anahtarı. Hiç kimse dokunmamış. Bir panik olduk. Koştura koştura geldik. Şimdi yine yağmuru yiye yiye
Burada sıcak su termallerinin olduğu bir bölge var. Oraya gideceğiz. O volkanik dağdan gelen böyle sıcak sular varmış aşağıdan böyle derinlerden. Burada da böyle bir sürü tesis yapmışlar. Normalde girişler 80-90 Amerikan doları. Ama biz bir tane ücretsiz olana girmeye çalışacağız. Bize oteldeki abi sağ olsun yönlendirdi. Yani normalde bu paraları veriyor insanlar ama biz o kadar çok oyalanmayacağımız için değmez. Hadi motora binip gidiyoruz. Vamos. Set them all free. Your glowing eyes glitter like the stars by the sea. We all come from somewhere. We all have a doubt. We're chasing. Şimdi yağmur geliyor. Arkası bayağı karardı. Bizim gideceğimiz yer de o taraf. Bugünkü öğle yemeğimiz. Aldığımız muzları yiyoruz. Biraz sonra dinerse yağmur da şehre doğru gideceğiz bakalım. İnşallah bugün termali görebiliriz. Bugün göremesek bile en kötü sabah görürüz. Yağmur çok yağınca durmak zorunda kaldık bir yerde. Şansımıza, yani benim şansıma hediyelik eşya dükkanı geldi. Bu videonun konusu ne demiş Beylivan? Hediye almamak. Hediye almak. Bayağı pahalı Nusibe. Bayağı, zaten bunu alamam, hani götüremem de. Şu 22 dolarsa bu 500 doları var. Bak ama çok güzel ses çıkartıyor. Evet, yap bak. Güzel. Bakayım. Çocukları pistten alalım. Bak. Aa, bak onun küçüğü var. How much is this? Quanta pesta. Bak şunların küçüğü varmış. Şöyle bir şey. Aa, üzerinde notaları da yazıyor. 230 dolar. Dolarız. 230 dolar mı? Evet. 230 senin... Amerikan doları. Hiçbir şey değil. Aa, sen şunu biliyor musun? Bak bak gel. Bunu alıyorsun. Aa, evet, bu da çok güzel. Bu ne kadarmış? 10 dolar. Bak bunları alalım. Dayanamadık. Biraz daha ilerleyelim dedik ama 300 metre daha gelebildik. Sel aldı ortalığı. Akşamüstü oldu mu böyle oluyor. Allah'tan buraya sığındık. Yoksa bayağı bir ıslanacaktık. Hani ıslanmayı geçtim. Hasta olmamak için diyorum. Bir yandan motorla gidince üşütebiliriz. Ondan sonra uğraştır dünya turunda. Böyle bir mağazaya geldik, takılıyoruz. Yağmurun dinmesini bekliyoruz ama bu herhalde bir saate dinmez. Abi şimdi böyle bir fiyatlara bakıyoruz. Hem yağmur yağdığı için dışarıda uğraşmak istemiyoruz. Yağmurla dinmeyecek herhalde. Kaşık ya. Şeker kaşığı. Kaç para olabilir? 10 dolar. 10 Amerikan doları. Amerikalılar demek ki bu fiyatları ödüyor ki bu adamlar bunu satıyorlar. Herhalde benim son birkaç 4-5 yılda gittiğim en pahalı ülke burası olabilir. Ya Avustralya, Yeni Zelanda bile bu kadar pahalı değildi, düşünün. Ki onların ne kadar alım güçleri, hani bireysel gelirleri ne kadar fazla bir ülke. Bu ülkenin hiç öyle değil, Costa Rica'nın, ama fahiş fiyatlar. Gerçekten turizm için bence böyle hani bir yere gideyim diye sorsanız bana, Deniz, hani rehberlik yapsam deseniz, nereye gideyim deseniz diye sorsanız, paranız varsa gelin der miyim bilmiyorum ama özellikle paranız yoksa asla gelmeyin diye. Ahşap işlemesinde çok iyi şeyler gördük, hediyeler. 60 dolar böyle bir şey. Şu 90'dı. Sence nasıl? Bence dehşet pahalı bu rakamlar. Dehşet. Kesinlikle. Hatta şurada bir şapkalar var. Nesibe'yle birer tane alalım mı dedik. Biz Yunanistan'da 5 euroya fıstık gibi şapka almıştık. Burada 35 ama dolar. Ama o üzerinden 4-5 yıl geçti. Hadi 10 olsun, 15 olsun. Ki o kadar mümkün değil. Evet. Enflasyon yok Yunanistan'da. Şuradaki küçücük şapkalar 34 dolar. Vallahi şansımıza yağmur dinmek bilmedi. Sizin de şansınıza. Aynı zamanda izleyemediniz. Kendimizi bir şekilde otele attık böyle üzerimizdeki yağmurluklarla. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Artık en kötü yarın o termal yerlerin olduğu yere gideriz. Açlıktan konuşamıyorum. Doğru düzgün yemek bile yemedik. Şurada birkaç restoran var. Onlara gidip karnımızı doyuralım bakalım. Şu restoran en meşhurlarından birisi. Ama hiç daha oturup yemek yiyemedik. Hep kalabalıktı. Bakalım. Bugünkü hava şanssızlığımızı yemekle telafi edelim. Şunu yapıyorsanız abi bir yerde elbet para kazanırsınız. Üsttekiler ne bilmiyorum ama alttakiler tavuk. Adam mis gibi tezgah kurmuş bakalım. Vallahi var şansınıza. Hadi bulduk. Bu mekanın etleri meşhur. Şöyle yanında
patates falan da geldi. Bir de ızgara sebze yapmışlar. Bunun fiyatı 10.900 yani 15 Amerikan dolarına falan geliyor. Afiyet olsun bize. Bunu birinin deneyimlemesi lazım. Bugün çok aç kaldık, hakkınız helal edin. Bölgenin etiymiş, pamuk gibi. Yanına bir sürü şey geldi. Patates püresi falan. Bugün aç yapmayacağız. Selamlar herkese. Bugün sabah kalktık, biraz dinlendik. Dün ne çok yorulmuşuz ya. Evet. Ya yürü yürü hamlık da varmış herhalde. Yağmur da yorulmuş. Yağmur var ya, pek bilmedi. Ve bugün yine yağmur var. O yüzden motorla değil, arabayla gidiyoruz. Şimdi o size bahsettiğim termallerin olduğu yere gidip gezeceğiz. Bir Uber çağırdık, 2 dolara bize atacak bakalım. Geldik. Dur. Geldiğimiz yer bura. Bizim otel bizi buraya yönlendirdi. Burası hem ekonomikmiş hem temizmiş, güzelmiş. Bakalım nasılmış içerisi. Hola. Entrada here. Aa, ben artık çok kazıklandım bu işlerde. Önce içeriye görmeden girmiyorum. Dostlar, şimdi buradaki o volkanik dağdan dolayı aşağıdan böyle sıcak sular geliyor dedim ya, bir sürü tesis var. Aslında en meşhurlarından bir tanesine gitmek istemiştik ama ona 80 dolar istediler. Burası 4000 istiyor Nesibe. 5 dolar yani. 6 dolar. Diğeri 80 istiyor. Konaklama yok, bir şey yok. Al abi. Fıstık gibi. Of. Bambuların içinde ormanın sıcacık yer. Daha ne olsun? Vallahi bugün yağmur yağarsa yağsın. Su da sıcakmış. O kadar büyük çıktı ki bu otel. Ve kişi başı verdiğimiz para sadece 5 dolar mı 6 dolar mı ne? Böyle bunun gibi bir sürü havuz yapmışlar. Sıcak sular akıyor sürekli. Bakın bir tanesi de burada mesela. Bambuların içinde yüzüyorsunuz. Burayı sevdim işte. Bugün istediği kadar yağmur yağsın. Burası yanıyor. Motorla da gezmiyoruz. O yüzden keyfini böylesine güzel bir alanda çıkarıyorum. Hadi bakalım, bismillah. Oha! Yandın mı? Nesibe, biz buna nasıl gireceğiz? Ayağım patladı. Arkadaşlar, 50 dereceymiş su Nesibe. Nasıl alışacağız buna? O 50, bu 42. Bir de bunu deneyeyim. He, bu daha iyi. 8 derece bu kadar fark ediyor mu ya? Oo, çok güzelmiş. Bir yandan da yağmur başladı. Vay vay vay. Bu kadar temiz çıktı ki burası. Bakın 60 santim aşağısı. Cam gibi yapmış adamlar. Şurada böyle küçük bir şelale var. Herhalde burada önce alışıyorsunuz. Sonra şu 50'ye giriyorsunuz. Dumanı üstünde. Ben biraz sonra deneyeceğim. Zor ama denemeye değer. Artık zamanı geldi. Yanıyor. Ama çok rahat. Yağmur da başladı. Filmlerde gibi mi oldu? Evet. O çok güzel. Biz çabuk gel. Tamam. Abla şuraya bak. Aa, çok yağıyor. Evet evet. Oha, derinmiş bayağı. Nothing more than to rest your head and dream to astray. But someone will like you to stay. Biz şu an ne yapıyoruzdur sizce? Deniz şu an ne yapıyor olabilir? Hadi gidiyoruz. Biz yürüyerek dönmeye karar verdik. Belki 20 dakikalık bir yol ama dedik ki bunu da yaşayalım. Mayolarımız üzerimizde. Yaz yağmuru, ne güzel fıstık gibi, bir daha mı duyacağız? Yürüyeceğiz ama Deniz'in arkasında siyah poşet. Bak, ben bunu daha çok seviyorum. Mesela bir şeyin ıslanmadan diyor, kafan rahat, pasaport yok. Yok, yani böyle yağmurda istediğin kadar ıslan. Hiç önemli değil. Belki yolda yürüdüğümüze inanmayanlar olur diye böyle yol kanıtı da çekiyorum size arkadaşlar. Ay. Seni böyle siyah poşetle bahçeci geldi. Meksika'dan Amerika'ya kaçan bir şeyden de geldi. Vallahi dönüşte Uber gelmedi. Aslında biz de
biraz çılgınlık yapalım dedik. Yürümek istedik. Yağmurda yürüyoruz şu anda. Zaten çok uzak değil, 20-25 dakika. Orada bir çöp poşeti bulduk. Kıyafetler, çantalar ıslanmasın diye. Ama inanın bana, insanın ne kadar az elektronik eşyası, işte pasaport kaygısı varsa o kadar çok mutlu oluyor. Az eşya çok mutluluk. Yani şu an kafamız daha rahat. Böyle yürüyoruz. Mutluyuz. Vamos. Vamos hermanos. Yaz yağmuru ya. Bugün Costa Rica'daki en güzel gün. Vamos. Araba geliyor. Sola kaç. Sola. Geliyor. Araba bayağı geliyor. Geldi. Araba geliyor. Sola sola. Sola çabuk. Yarısı bitti. Yürüyecek yol yok. Araba gelince kaçıyoruz. Ramo dayı. Ramo dayı, hadi gidelim Ramo dayı. Az önce turistin biri durdu. Instagram'a çekmiştik. Oradan izlersiniz. Yardıma ihtiyacınız var mı dedi. Vallahi insanlar iyi insan, her yerde var ya. Bence de. Biz manyağız. Aynen. Böyle daha keyifli. Yağmurda felaket ıslandık. Otele gittik, duş aldık falan. Kuruduk, içimiz ısındı. Ve hemen dışarıya geldik. Yemek yemeye böyle bir yere. Bugün özel bir gün. Neden mi? Çünkü bugün Nesibe'nin doğum günü. Onu kutlayacağız. Böyle bir sushi restoranına geldik. Yavaştan tabaklarımız da gelmeye başladı. Bu ay parayı kıydık. Bugünkü lüksümüz bu oldu. Ve prensesin bugün doğum günü. Mumunu da yaktık. Sushi yiyerek kutluyoruz. Bol gezmeli ömürlerimiz olsun. Bir kere daha senin kanalını öpüledim. Çünkü ben senin kanalını benden daha detaylı. Dostlar, ben dün tek abiyim ya. Abi çok tatlı insanlar. Dün kapanışı yapmayı unutmuşum. Biz şimdi zipline turu ayarlamaya gidiyoruz. Onu da inşallah sonraki bölümde size göstereceğim. Dünyanın en uzun ziplinelerinden bir tanesiyle böyle saatlerce ormanların üstünde gezeceğiz. Kanala abone olup bildirimleri açın. Bu videoda da güzel yorum yapıp beğenirseniz algoritma için bizi desteklemiş olursunuz. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Was stuck in the ground. The rain came and filled them up when no one was around. We saw them coming, we saw them go.